Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fatih Çekirge'ye konuşan Hulusi Akar, son olarak tatbikat için Yunanistan'ın Dedeağaç kıyılarına getirilen Amerikan savaş helikopterleri ve zırhlı araçlar ile 20 bin civarındaki personel tartışmaları daha da büyütmüş, Yunanistan var, Türkiye neden yok? Türkiye dışlanıyor mu? İddialarını arttırmıştı. Nereden çıkıyor bu laflar? Bu Defender Europe tatbikatı Avrupa'nın güvenliği için her yıl yapılır. Bir yıl kuzeyde, bir yıl da güneyde olur. Bu sene güneyde yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan'ın yaptığı ortak bir tatbikat değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde yapılan, bu yıl 26 ülkenin katıldığı çok uluslu bir tatbikattır. Bir aşamasına NATO'nun da katılacağı bu tatbikata, NATO'nun çok yüksek hazırlık seviyesinde görev gücünün, kısaca VTFF'nin 2021 yılı komutasını üstlenen Türkiye'de VJTF üzerinden katılacaktır. Yani, Türkiye'de o tatbikat da vardır. Bu vesileyle VTF'den de bahsedeyim. VJTF, NATO'nun herhangi bir kriz veya çatışma anında kullanacağı ilk müdahale kuvvetidir. Yani, NATO bir yerde göreve çağrılırsa, bölgeye intikal edecek NATO gücü Türkiye'nin liderliğindeki bu VJTF gücü olacaktır. Konu Türk-Yunan ilişkilerine gelince, şu soru gündeme geliyor: Yunanistan sık sık aynı şeyi yapıyor. Türkiye o tatbikatta yokmuş gibi gösteriyor. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleleri Yunanistan sanki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki meseleymiş gibi sunmak istiyor. Bu da böyle bir şey. Doğrusu o tatbikatta Türkiye'nin de olduğudur. Yunanistan Fransa'dan Rafale savaş uçakları aldı. Silahlanmaya ciddi para harcıyor. Bu durum, Ege'deki güç dengelerini Türkiye aleyhine etkiler şeklinde iddialara neden oluyor. Bakın, öyle 3-5 savaş uçağı almakla, 3-5 gemi almakla Yunanistan bir yere varamaz. Yetmez, yetmez. Türkiye'nin, Türk ordusunun gücü ortadadır. Dünyanın en güçlü ordularından birisidir. Bu iddialar akla, mantığa, matematiğe uymaz. Çünkü matematik bellidir. Yunan hükümeti bu silahlara para harcayarak Yunan halkının parasını çarçur ediyor. Bundan başka bir sonucu olmaz. Beyhude bir çabadır. Yunan halkı, akademisyenleri, bilim adamları, emekli askerleri de bunu görüyorlar. Bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade ediyorlar. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.